gelsin. Aa, sağ ol. Alp Beyciğim, siz cildinize bir kür mü uyguluyorsunuz? Çok yumuşak da. Yok, krem sürüyorum ama pek sık sayılmaz yani. Aa, sayılmaz olur mu canım? Bir metroseksüel erkek her halinden anlaşılır. Siz de tam öylesiniz yani, değil mi? Ay, siz Best Model'a falan mı katılmıştınız? Evet ama bayağı zaman önceydi o ya. Bayağı bayağı. Bir kez Best Model. Always Best Model. Sağ ol. Ay Allah'ım, şu tatlılığa bak. Bak bak, surata bak. Tam maşallah ya. Ay gamzeleri bak. Canım benim ya. Ay. Şu sen olmasan gözümüz gönlümüz açılmayacak, yemin ediyorum yani. Hep böyle güler yüzlüsün sen ya, çok enteresan. Ben mi? Yani hep böyleyimdir. Bir güler yüzlülük, bir tatlılık abideliği, bir şirinlik mıskalığı falan şey oluyor yani. Kıskananlar oluyor, olmuyor değil. Oluyor. Geç çay kahve bir şey getir. Hadi. Kahve getir, Türk kahvesi. Ya şey getir. Filtre kahve makinesini getirdik mi? O zaman French press yap. Siz bir şey alır mısınız? Yok sağ ol, teşekkür ederim. Ay yok, ben üşüdüm burada. Ihlamur, ballı ıhlamur getir. Peki Şebnem Hanım. Ay yeşil çay, yeşil çay getir. Hadi. Bayağı enteresan bir ilişkiniz var ya. Evet canım. Merhaba, kolay gelsin. Aa, merhaba, hoş geldin. Kainatçığım, makyaj olayı bitmiştir. Sakın bir yere kıpırdama. Kostümleri göndereceğim, tamam? Nasıl keyifler? İyi, senin? İyi. Teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadığın için. Ne demek ya, başladık bir kere yani eninde sonunda bitireceğiz. Sen hiç merak etme. Memo'cum, hemen Alp Bey'in arabasına gidiyorsun, kostümlerini alıyorsun, kulise götürüyorsun. Hadi. Tamam. Buyurun Şebnem Hanım, başka bir arzunuz var mı? Bu ne be? Ihlamur bu. Ben senden yeşil çay istedim. Al götür, hadi. Çekilebilirsin. Bin tane şey istedin zaten Şebnem. Yeter ama ya. Uşan mıyım ben senin? Ne oldu ya şimdi? Niye bağırıyorsun ki bana? Sen niye ağlıyorsun şimdi? Bağırıyorsun çünkü. Kırıyorsun beni, üzüyorsun, bilerek üzüyorsun. Bilerek mi üzüyorum? Demin getir götürücü çocuk diye Alp Kırşan'ın yanında herkesin içinde beni rezil eden kimdi acaba? Bağırma bana. Bağırmıyorum Şebnem. Bak yine bağırıyorsun işte. Hep böyle çemkine, hep üzüyorsun beni. Ben sana bir şey mi yaptım? Yapmadım ki bir şey. Bir şey yapmadın mı? Daha ne yapacaksın ya? Tersledin, laf soktun. Sergide beni zor duruma düşürdün. O da yetmiyormuş gibi de polise şikayet ettin. Karakolluk oldum durduk yere. Gelmeseydin o zaman. Niye geri geldin? Niye yine yanıma geldin? Ben mi dedim sana? Tamam ya, haklısın. Anladım ben seni, gerçekten anladım. Ben senin peşini bırakayım, hatta seni rahat bırakayım. Mutlu ol. Nasıl fikir? Bence süper. Süper! Şevra, sen ne yaptın demin öyle? Ben mi? Erkeklerin en nefret ettiği şeyi yaptım. Gereksiz yere ağladım. Ben bu yüzden iki kez terk edildim. Kesin işe yarayacak. Nasıl yapılıyordu ya? Şöyle şöyle olması gerekmiyor mu? Nasıl yapacağım? Ay neyse, çok gülmeyeyim de üzüldüğümüz annesi şop şop. Deminden beri bakıyor zaten. Anca bakar. Ya Özgür, oğlum bir anda ağlamaya başladı ya. Ya biliyorsun sürekli tartışıyoruz zaten ama ben böylesini görmedim arkadaş. Nasıl? Al işte bak, şimdi de gülüyor. Abi ben zaten Şebnem'in kafasının nasıl çalıştığını bir anlasam bileklerimi keseceğim. Ya Allah rızası için bilen birisi varsa ne olur oturup bana anlatsın ya. Allah bana bakma. Kerin ilacı olsa işte o atasözünü yürüyen haliyim ben. Değil mi?
Ya Özgür, acaba kız çok üzüldü de o yüzden böyle gülümsüyor, belli etmemeye mi çalışıyor? Yani onu bilemeyiz. Şimdi bunlar evet der hayır olur, hayırlar evet olur. Kesinlikle, belki, belki, kesinlikle. Böyle yani. Onu bilemeyiz asla. Özgür, iyice kafamı karıştırdın abi, çok sağ ol. Olay o işte. Neyse, ben kalkayım da biraz hava alayım, çok daraldım. Ya ben gidip konuşacağım. Ceylan, benim sana bir özür borcum var. Ne? Yok. Yok aslında. Yok, demin çok üzdüm seni. Sesim biraz fazla çıktı, farkındayım. Hayır canım yani. Şöyle anlatayım ben sana mevzuyu. Şimdi moda dünyası gibi. Bugün varsın insin, yarın yoksun outsun. Yani böyle kalleş bir şey. Gerek yok o yüzden. Yok yok, gerek var. Gerek var ama telafi edeceğim, merak etme. Yok ya, zahmet etme. Ya bir anlık sinir de çıktı ağzımdan. Seni rahat bırakacağım dedim ama asla yok öyle bir şey. Hiç sıkılmadım senden. Arkadaşım sen deli misin ya? Ha? Bir kafana onunla mı vurdu, Allah Allah? Bir bana bak ya, bir bana bak. Ben deliyim, deli. Ben sıkılmayacak insan mıyım? Şebnem, barışalım mı? Ay barışmayalım, hayır. Hatta bu husumet sonsuza kadar sürsün. Aramızda kan davası olsun. Torunlarımızın torunlarının torunlarının torunları yıllarca gitsin bu ya. Hayret bir şey, vallahi delireceğim. En sonunda öldüreceğim ben seni. Can, Alp hazır, geliyor. Tamam. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Abi, önce seni koleksiyonun önünde bir röportaj alalım. Tamam. Sonra fotoğraf çekerken bazı şartlara ihtiyacımız olacak. Zaten çekim esnasında da paslaşırız. Tamam, hadi. Tamam. Hadi kolay gelsin. 3, 2, 1, oyun. Bu babamın sayesinde oldu. Babam bana ilk önce bir tane makine aldı ve bu makine sayesinde fotoğrafçı olmaya karar verdim. Çünkü ilk makinemdi, ilk fotoğraflarımı da bu makineyle çektim. Bu makineyle başlayıp bu makineyle de bitireceğim inşallah. Çünkü hala da çalışıyorum. Kainat bu akşam saat 8'de Liza'da olacak. Alp Kırşan'la birlikte. Ya hocam, bu böyle pek olmadı ya. Kestik. Hocam net yapamıyor ama. Özgür. Sen gitsene ya, çaycının ne işi var? Allah Allah.
Nedir abi sorun? Yani böyle bir börtü böcek falan filan böyle çok renkli gelmedi. Ben biraz duygu katalım diyorum. Var mı aklında bir şeyler? Yani mesela bir modelle çalışıyor gibi düşünebiliriz beni, değil mi yani? Ya olur, nasıl rahat hissedersen. O zaman biri eşlik etsin bana. Mesela ben. Ne dersiniz? Yok ya. Mesela kainat. Hadi. Gerek yok bence. Olur mu canım? Güzel resim verir. Cancığım. Ama bak, hani yapımcı demişti ya, ünlü olsun belgeselinde daha iyi olur. Kainat da bir nevi senin selebriti değil mi? O da olsun. Daha güzel olmaz mı? Ha? Vay vay vay. Yani medeniyim diyordun. Göster medeniyetin sen de. Yani deneriz. Olmazsa başa döneriz ha. Hadi. Tamam. Ben gidip hazırlanayım. Bir deneyelim en azından. Değil hadi. Mi? Arkadaşlar 5 dakikanız var. Can. Ya tatlım sakin ol. Ya bu daha önce yapmadığım bir şey değil ki. Alt tarafı çocuğa eşlik edeceksin bu. Ya değil de Can çok bozuldu ama. Ay bozulursa bozulsun be. Allah Allah. Sanki kendin için yapıyorsun. Bu Can'ın belgeseli için yaptığın bir şey. Hayret bir şey. Bunlar hep böyle ya, bu erkekler. Hemen bir atar, hemen bitirip bir kaprisler falan. Ay keşke Selim de yapsa. Keşke Selim de bana böyle silip atsa. Hayatından tamamen çıksa gitse ya. Ya Şevnem, 2 dakika ciddi ol ne olur ya. Ciddiyim ben şu anda. Kendim için ciddiyim yani. Bak tamam. Her şey yolunda, tam gerilecek, sıkılacak hiçbir şey yok. Ben Can'ın da çok profesyonelce baktığına eminim. Ay, umarım. Neyse ben bir elimi yüzümü yıkayayım da öyle geçelim, tamam? Hadi geliyorum ben. Hadi. Ay ben nasıl makyaj yapsam bu kıza şimdi? Ya inanamıyorum annene ya. Geldi çocuk, özür diledi. O kadar bağırdım, çağırdım, geldi, özür diledi. Acınacak haldeyim. Ne olur bir Ali Cengiz, bir cinlik, bir şey yok mu aklında? Acınacak halde misin? Lafın gelişi öyle. Gelmiyor mu? Bir şey yok mu aklında bir şey? Var. Var mı? Vallahi var. Vazgeç bu sevdadan. Ben vazgeçtim zaten. Hayır öyle değil. Israr etme artık diyorum. Yani baksana bu çocuk seni çok seviyor ki hala peşinde. Benden sana söylemesi sonra çok üzülürsün ama. Ya üzülmem ben ya. Ben de dedim. Ben de aynen böyle dedim. Bıktım artık Özgür'ün bu ilgisinden, alakasından dedim ama dedim. Bak ne oldu şimdi? Ne oldu? İşte o tatlı şirin adam gitti, yerine öküz geldi. Keşke demeseydim diyorum. Biz böyle güzel güzel devam ediyorduk ilişkimize. Ay vallahi seni bilemem Aymilacığım da. Ben gerçekten bundan kurtulacağım. Sepetleyeceğim o çocuğa. Gitsin. Kimi sepetliyoruz Şevnem Hanım? Memo, sen bizi mi dinliyorsun? Yok, tam olarak öyle değil. Hadi Memo'cum çık. Hadi. Kaybol. Derhal. Kaybol. Saygısız. Büyüklerine sözüne mi dinliyorsun sen? Yeni nesil hep böyle anacığım. Dijital çağ bunları bu hale getirdi. Hani niye kainat oluyor ki illa? Sence Zeki kardeşim, oyuncu olan kainat değil mi? Ne yapsın, izafetle mi çekim yapsın? Ya illa bir şey mi olması gerekiyor, onu da anlamadım. Yok bir şey. Can. Karışmayın. Aa, gezegenlerden kesildi mi? Daha demin ben Şevnem'e söylüyordum. Şimdi Satürn geri gidiyor ya, yıldızların yeri kaydı çekerim. Ayrıca bir şey imzalamamak gerekiyormuş biliyor musun? Böyle bir anlaşma falan, mesela elektronik eşya da almayın diyorlar. Kamera bozuldu değil mi? Sen kesin ona bozuldun kamera. Kamera değil. Bunu da sorun. Kim yazdı be bunu? Ya ne önemi var? Neyse, ben sonra bulacağım da onu.
Cancığım bak bu tamamıyla iş odaklı bir yemek. Anlatabildim mi? Yani kainat oyuncu. Adam da öyle. Ne yapacak? Benle mi çıkacak? Herhalde beraber çıkacaklar değil mi? Benim niye haberim yok acaba bu iş odaklı yemekten? Çünkü sen hırt bir adamsın. Bak böyle hırsın sen. Şimdi sana söyleseydi ne olacaktı kainat? Triplere gireceğim, bilmem ne, kıskanacağım falan, kurulacağım. Her zamanki huyun. Yani ayrıca adam yakışıklıysa, ünlüyse ne yapalım? Suratına kezzap mı atalım? Ha istiyorsan at ama 10 yıldan başlıyor. Ben Hülya yapacaktım çünkü oradan bilmem ne gerek var. Ya Can, sen başından beri yardımcı olmadın mı kainata oyuncu olsun diye? Sürekli destek verdin, setine gittin, beraber çalıştınız. Ya ayrıca kız kötü bir şey yapmıyor ki. Yani profesyonel düşün biraz. Bu kızın mesleğinde böyle şeyler var. Yani bu insanlarla tanışacak, partilere gidecek, sohbet edecek, yemeklere katılacak. Yani bunda kıskanacak, olay çıkaracak bir şey yok bence. Aynen kardeşim. Olsa ben çoktan fark ederdim ha. Çünkü ben bu herife başından beri kılım. Bakıyorum yani bir yamuğu var mı? Yok. Olsa ben çoktan dalmıştım. Rahat ol diyorsunuz yani. 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 Aman, lütfen. Al. İyi peki. Sizin için deneyeceğim. Heh, hadi benim paşa oğlum. Yönetmenlerin kralı. Hadi gel. Hadi. Hadi kainata bakayım. Hadi gel kalkın. Can Kübrik. Sen de şöyle gel. Oha çok güzel olmuşsun. Ben yaptım. Teşekkür ederim. Hazırsak başlayalım. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. Siz hazırsanız o zaman başlayabiliriz. Tamam. Olmuyor yani böyle olmadı kainatla ya. Yani zaten benim aklımdaki de böyle bir şey değil. Ya belgesel çekiyoruz böyle biraz canlandırma gibi oldu olmadı. Anladım yani tabii sen yönetmensin ve kafanda bir şeyler var. Sen de haklısın. Eyvallah. Ama yani işin de kötü olmasını çok istemiyorum ben. Yani bence güzel gözüküyor. Çok da kötü değil. O yüzden de biraz devam edelim. Olmazsa en sonunda senin dediğine döneriz yani. Peki. Memo. Şimdi bu tarafa doğru. Evet kal. Harika, harika, harika bu. Sakın. Bir şey söyleyeyim mi? Şundan biraz şey oldu. Böyle biraz daha kulak arkasına atsak daha güzel. Çok güzel. Şimdi tam objektif. Kestik. Ne oldu ya? Ya çok yakın oldu ya. Biraz açalım arayı. Zaten ışık da iyi değil. Tamam, başla. Peki. Biraz bu tarafa bakalım mısın şuradan? Vaktimiz yok, vaktimiz.
Kamera! Oyu! Çok güzel. Bir de seni buraya bir yere yapacağım. Buraya gel. Burada da iki elini böyle açınca bu elini buraya koy. Kestik, kestik. Allah Allah. Bir dakika ya. Uçak geçiyor. Uçak. Kamera. Kestik. Kestik. Daha kayda girmedik. Ha. Kayıt. Kestik. Sana ne oluyor? Kestik. Ne çekiyorsun abi? Kanafin mi çekiyorsun? Hiç. Hadi işine bak abi, hadi. Kamera. Oyun. Kesiyorum. Yine ne oldu ya? Olmuyor abi, olmuyor. Ya iyi fikir ama çalışmıyor abicim. Kusura bakma arkadaşım ama ben senin derdini anlayamadım ya. İstersen daha fazla uzatmayalım ha. Arkadaşlar çok özür diliyorum hepinizden. Ben daha fazla burada kalamam yani. Teşekkür ederim. Ay! Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Gerçekten ne yapıyorsun sence? O soruyu asıl benim sana sormam lazım. Asıl sen akşam 8'de ne yapıyorsun Kainat? Ha? Kimle baş başa yemek yiyorsun? İş yemeği o bir kere. Ya iş yemeği. Ben bilirim o iş yemeklerini. O iş yemekleri öyle iş yemeği diye başlar sonra başka yerlere gider. O yüzden bana anlatma.